Bundan yıllar önce bir Alman avukatın iki oğlu dünyaya geldi. Birinin adı Jacob, diğerinin adı Wilhelm'di. Küçük yaşlarından itibaren kitap okumaya, birbirlerine öyküler anlatmaya tutkuyla bağlanan iki kardeş, yıllar sonra bütün dünyanın tanıdığı iki ünlü yazar olmayı başardılar. Şiirler, destanlar yazdılar. Hala zevkle dinlediğimiz birçok masal yarattılar. Almanlar da bu iki kardeşe karşı duydukları gönül borcunu onları ülkelerinin en büyük bilim kuruluna çağırarak ödediler. Kuşkusuz biz de bugün o iki insana karşı büyük bir sevgi duyuyoruz. Çünkü aradan yüzyıllar geçmesine karşın çocukluğunda Grimm kardeşlerin yazdığı masalları dinlememiş, onların yarattığı düş dünyasına katılmamış çok az insan vardır dünyamızda. İsterseniz şimdi o sımsıcak masalları bir de siz dinleyin. Parmak Çocuk. Bir zamanlar köyün birinde yoksul bir oduncuyla karısı yaşıyormuş. Bu karı kocanın çocukları yokmuş. Oduncuyla karısı akşamları evlerinde otururken canları sıkılırmış. Adam sobanın başında oturur, karısı ise bir köşede yün örermiş. Bir akşam yine böyle otururlarken adam... Evimiz ne kadar sessiz değil mi? Oysa başkalarının evleri ne kadar da neşeli. Ne olurdu bizim de bir çocuğumuz olsaydı? Karısı içini çekmiş. Keşke bizim de bir çocuğumuz olsaydı da zararı yok, boyu baş parmağım kadar olsaydı. Ona bile razıydım. Gel zaman git zaman kadının bir oğlu olmuş. Oğlanın boyu gerçekten de parmak kadar çıkmış. Karı koca bir çocuklarının oluşuna çok sevinmişler. Çocuğu çok seviyorlarmış. Giymiyor giydiriyor, yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor, ona çok iyi bakıyorlarmış. Gel gelelim, çocuk hiç mi hiç büyümemiş. Doğduğu zamanki boyunda kalmış. Bu yüzden de ona Parmak Çocuk adını vermişler. Parmak Çocuk ufacık tefecikmiş ama pek akıllı, pek becerikliymiş. Gücüne, çalışkanlığına diyecek yokmuş. Hangi işe el atsa başarıyormuş. Babasına da her gün yardım ediyormuş. Bir gün oduncu baba ormana odun kesmeye giderken... bir arabayı alsa da arkamdan getirse ne iyi olurdu. Bunu duyan Parmak Çocuk... Sen merak etme, ben getiririm babacığım, demiş. Oldu mu oldu. Oduncu baba ormana gide dursun... Parmak Çocuğun annesi arabayı hazırlamış, Parmak Çocuk atın kulağına girip yerleşmiş, sonra da ata diye seslenmiş. Sürücüsüz gibi görünen araba ormana doğru tıngır mıngır yol almaya başlamış. Bir ara iki açık göz adam çıkmış arabanın karşısına. Açık gözler çok şaşırmış. Bu araba gidiyor, arabacının biri de deh diye bağırıyor ama görünürde kimsecikler yok. Bu nasıl iş böyle, demişler. Arabayı merakla izlemeye başlamışlar. Az sonra araba ormana girmiş, Parmak Çocuk babasına seslenmiş. İşte geldim babacığım, hadi gel de beni yere indir. Oduncu baba mini minnacık oğlunu atın kulağından çıkarmış, bir saman çöpünün üstüne yavaşça oturtmuş. Parmak Çocuğu gören iki açık gözün gözleri parlamış. İki açık göz... Bu Parmak Çocuğu alıp sirkte halka gösterirsek çok para kazanırız, diye düşünmüşler. Oduncu babaya... Bu çocuğu bize sat, kaç para istersen verelim sana, demişler. Oduncu baba... Yo, olmaz. Parmak Çocuk benim canım ciğerimdir. Biricik oğlumdur. Onu dünyalara değişmem. Dünyanın tüm paralarını, altınlarını verseniz onu yine de satmam, demiş. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bir zamanlar ülkenin birinde Pamuk Prenses adlı çok güzel ve iyi yürekli bir kız yaşarmış. Üvey annesi olan kötü yürekli kraliçe Pamuk Prenses'in güzelliğini hiç çekemez, onu kıskanırmış. Kötü yürekli kraliçe bir gün tılsımlı aynasına sormuş. Duvardaki tılsımlı ayna, kim en güzel söyle bana. Ayna yanıt vermiş. Güzellerin en güzeli Pamuk Prenses'tir. Kraliçe bu yanıta çok kızmış. Öldürmesi için Pamuk Prenses'i bir avcıyla ormana göndermiş. Ama avcı Pamuk Prenses'e kıyamamış. Ormanda serbest bırakmış. Bir ceylan avlamış, ceylanın yüreğini Pamuk Prenses'in yüreği diye kötü yürekli kraliçeye götürmüş. Ormanda yapayalnız kalan Pamuk Prenses küçücük bir kulübe görmüş. Bu kulübede 7 cüceler oturuyormuş. Cücelerin karyolalarında şu adlar yazılıymış. Keloğlan, Koca Burun, Neşeli, Somurtkan, Bilgiç, Utangaç, Uykucu. Pamuk Prenses kulübeyi silmiş süpürmüş, ortalığı pırıl pırıl yapmış. Çok geçmeden 7 cüceler eve dönmüş. Ortalığın tertemiz olduğunu görünce sevinmişler. Pamuk Prenses'i de çok sevmişler. Bu sırada kötü yürekli kraliçe aynaya yine sormuş. Duvardaki tılsımlı ayna, kim en güzel söyle bana. Ayna yanıt vermiş. Güzellerin en güzeli Pamuk Prenses'tir. Kraliçe o zaman anlamış Pamuk Prenses'in ölmediğini. Çok kızmış. Kılık değiştirip doğruca yedi cücelerin evine gelmiş. Pamuk Prenses evde yalnızmış. Kraliçe Pamuk Prenses'e zehirli bir elma vermiş. Pamuk Prenses zehirli elmayı ısırır ısırmaz sonsuz bir ölüm uykusuna dalmış. Bu sırada yedi cüceler işten eve dönmüşler. Pamuk Prenses'in başına gelenleri görünce kötü yürekli kraliçeyi kovalamaya başlamışlar. Kaçarken kraliçenin ayağı kaymış, uçurumdan düşüp cezasını bulmuş. Ama kraliçenin ölümü Pamuk Prenses'i canlandırmaya yetmemiş. Yedi cüceler öyle üzülmüşler ki uzun süre ağlamışlar, yas tutmuşlar. Pamuk Prenses'i camdan bir tabut yapıp içine koymuşlar. Başında gece gündüz nöbet beklemişler. Bir gün yakışıklı bir prens ormanda uyuyan güzel prensesin öyküsünü işitmiş, atına binmiş, Pamuk Prenses'i görmeye gelmiş. Prens Pamuk Prenses'i görür görmez sevmiş. Yanı başına diz çökmüş, alnından öpmüş. İşte ne olduysa o anda olmuş. Pamuk Prenses canlanıvermiş. Yedi cüceler dans etmeye, sevinçle haykırmaya başlamışlar. Pamuk Prenses yaşıyor! Prens Pamuk Prenses'i atının arkasına bindirmiş, düşler sarayına götürmüş. Yedi cücelerle sık sık görüşmüşler. Mutlu bir ömür sürmüşler. Obur Kız. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir hizmetçi kız varmış. Bu kız çok ama çok oburmuş. Bir gün efendisi ona... Bu akşam yemeğe konuğumuz var. 2 tane tavuk pişir, demiş. Obur kız... Peki, demiş. Hemen 2 tavuk kesmiş, yolmuş, ateşe koyup pişirmeye başlamış. Tavuklar nar gibi kızarmış, mis gibi kokmaya başlamış. Obur kız... Bakalım tadı nasıl oldu, demiş. Tavuğun bir budunu koparıp yemiş. Tadı damağında kalmış. Öbür budu da gövdeye indirmiş. Derken dayanamamış, tavuğun hepsini yiyivermiş. Akşam olmuş. Obur kız pencereden bakmış ki ne gelen var ne giden. 2. tavuğun bir kanadını koparıp ağzına atmış. Tavuk çok lezzetliymiş. Obur kız bir türlü doymak bilmiyormuş. Bu kez tavuğun öbür kanadına göz dikmiş. Onu da yemezsem efendim farkına varır, diye korkmuş. O kanadı da yemiş. Sonra dayanamamış, 2. tavuğun geri kalanını da yiyip bitirmiş. Tam o sırada efendisi çıka gelmiş. Çabuk ol, sofrayı hazırla. Konuğumuz neredeyse gelir. Adam böyle dedikten sonra sofrada kullanacakları bıçakları almış, keskin olmadıklarını görünce bilemeye başlamış. Sonunda konuk çıka gelmiş. Obur kız gidip kapıyı açmış. Aman, nerelerde kaldınız öyle? Geciktiniz diye efendim size çok kızdı. Bu yüzden yakalayınca kulaklarınızı kesecek. İnanmazsanız dinleyin de bakın, şu anda bıçakları biliyor. Konuk başını uzatıp içeri kulak kabartmış. Bıçak sesini işitince ödü kopmuş. Korkusundan ardına bakmadan kaçmaya başlamış. Obur kız da bunu bekliyormuş zaten. Hemen çığlığı basmış. Eyvahlar olsun! Yetişin efendim, yetişin! Konuğunuz pişirdiğim tavukların 2'sini de kaptığı gibi kaçtı. Yetişin! Bunu duyan ev sahibi çok kızmış. Vay utanmaz vay! Hiç değilse tavuklardan birini bana bıraksaydı da bu akşam aç kalmasaydım. Ve ev sahibi elinde bıçak olduğunu unutarak kaçmakta olan konuğunu kovalamaya başlamış. Ev sahibi konuğun ardından koşarken bir yandan da... Yalnız birini isterim, yalnız birini, diye bağırıyor. Adamın kaçırdığını sandığı 2 tavuktan birini istiyormuş. Oysa zavallı konuk bu sözleri yanlış anlıyormuş. Adamcağız ev sahibinin yalnızca bir kulağını kesmek istediğini sanıyor. Bu yüzden de tabana kuvvet kaçıyormuş. Kırmızı Başlıklı Kız. Bir zamanlar küçük mü küçük, sevimli mi sevimli bir kız varmış. Herkes çok severmiş onu. Annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş. Bu başlık kıza öyle yakışıyormuş ki gel zaman git zaman herkes onu Kırmızı Başlıklı Kız diye çağırmaya başlamış. Annesi bir gün kızı çağırmış. Benim kırmızı başlıklı kızım, bu çöreklerle bir tas çorbayı al büyük annene götür. Zavallıcık çok hasta. Kırmızı başlıklı kız "Peki anneciğim" demiş, sepeti almış, yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız ormandan geçerken karşısına kurt çıkmış. "Nereye gidiyorsun böyle kırmızı başlıklı kız?" diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız ne bilsin kurdun kötü biri olduğunu, korkmadan yanıt vermiş. "Ormanın öbür ucunda oturan büyük anneme çorbayla çörek götürüyorum. Kendisi çok hasta da." "Ya işte bu çok iyi. Hem bu kızı yerim hem de büyük annesini." Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleye söyleye, çiçek toplaya toplaya yoluna devam etmiş. Bu sırada kurt en kestirme yoldan koşa koşa büyük annenin evine varmış. Sesini incelterek "Tak tak tak. Kim o?" "Benim ben. Torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği bir tas çorbayla çörekleri getirdim." "Mandalı kaldır da kapıyı açıver." Kurt mandalı kaldırmış, kapıyı açmış. İçeri girer girmez kadının üstüne atlayıp yutuvermiş. Sonra büyükannenin başlığını giymiş, gözlüklerini takmış, yatağa girip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. "Tak tak tak." "Kim o?" "Benim büyük anne. Torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin yolladığı çorbayla çörekleri getirdim." "Mandalı kaldır da kapıyı açıver." Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldırmış, kapıyı açıp içeri girmiş. Kurt yorganın altına iyice büzülüp kızı yanına çağırmış. Kırmızı başlıklı kız yatağa sokulmuş, kurda sormuş. "Ne kocaman kolların var büyük anne?" "Seni daha sık kucaklamak için yavrum." "Ne kocaman kulakların var büyük anne?" "Seni daha iyi işitmek için yavrum." "Ne kocaman ağzın var büyük anne?" "Seni daha iyi yemek için." Kurdun böyle demesiyle kırmızı başlıklı kızın üstüne atılıp bir lokmada yutması bir olmuş. Karnı doyunca uykusu gelmiş kurdun. Yine yatağa yatmış, horul horul uyumaya başlamış. O sırada kulübenin yanından bir avcı geçiyormuş. Avcı büyük anneyi ziyaret etmek istemiş, kulübeye girmiş. Kurdun yatakta yattığını görünce her şeyi anlamış. Hemen bıçağını çekmiş, kurdun karnını yarmış. Kurdun karnını yarınca önce kırmızı başlık ilişmiş avcının gözüne. Derken kırmızı başlıklı kız dışarı fırlayıvermiş. "Ah, dünya varmış. Kurdun karnı öyle karanlıktı ki ödüm koptu. Yardımınız için çok teşekkür ederim." Sonra onun ardından büyükanne de çıkmış kurdun karnından. Kırmızı başlıklı kız hemen bir kucak dolusu taş toplayıp getirmiş, kurdun karnını tıka basa taşla doldurmuş. Kurt uyandığı zaman kaçmak istemiş ama taşlar öyle ağırmış ki karşıdan karşıya atlayayım derken uçurumdan düşüp ölmüş. Yoksul Kunduracı. Bir varmış, bir yokmuş. Yoksul bir kunduracı varmış. Bu kunduracı çok çalışkan ve dürüst bir insanmış. Ama öyle yaşlanmış ki ne denli çalışırsa çalışsın kendini geçindirecek parayı kazanamamaya başlamış. Sonunda öyle yoksul düşmüş ki elinde ancak bir çift pabuç yapacak kadar deri kalmış. Günlerden bir gün, ertesi sabah ayakkabı yapmak üzere derileri akşamdan kesip hazırlamış. Hazırladığı derileri tezgahın üstüne koymuş, sonra da gitmiş yatağına yatmış. Sabahleyin kalkmış, elini yüzünü yıkamış. Bir de bakmış ki ne görsün, tezgahın üzerinde akşam bıraktığı derilerden yapılmış yepyeni bir çift ayakkabı durmuyor mu? Yaşlı kunduracı çok şaşırmış bu işe. Ayakkabıları eline alıp incelemiş, öyle güzel, öyle güzelmiş ki usta elinden çıktıkları ilk bakışta belli oluyormuş. O gün bir müşteri gelmiş, ayakkabıları görür görmez beğenip satın almış. Kunduracı kazandığı parayla 2 çift ayakkabı yapacak kadar deri almış. Bu derileri akşamdan kesip hazırlamış yine. Sabahleyin kalktığında tezgahın üzerinde bu kez 2 çift ayakkabı görmüş. Müşteriler gelmiş, ayakkabıları beğenip satın almışlar. Kunduracı eline geçen parayla 4 çift ayakkabı yapacak kadar deri satın almış. Ertesi sabah erkenden kalktığında 4 çift ayakkabıyı hazır bulmuş. Bu iş böylece bir zaman sürmüş. Yoksul kunduracı ile karısı çok geçmeden geçim sıkıntısından kurtulmuşlar. Kunduracı bir akşam yine derileri kesip hazırlamış, karısına demiş ki "Ne olursa olsun bu gece uyumayacağım. Bize kimlerin yardım ettiğini anlamak için saklandığım yerden gözetleyeceğim." "Öyle mi?" Evet, öyle. Karı koca bir örtünün arkasına gizlenmişler, beklemeye başlamışlar. Gece yarısı olunca iki tane mini mini, yalın ayak, başı kabak, çıplak cüce gelmiş. Cüceler hemen tezgahın başına geçip çalışmaya başlamışlar. Bütün derileri dikip güzel ayakkabılar yapmışlar. Gün ışımadan önce de çekip gitmişler. Ertesi sabah karısı kunduracıya demiş ki... Bu cüceler bize yardım edip sıkıntıdan kurtardılar. Onlara teşekkür borcumuzu ödemeliyiz. Üstlerinde başlarında hiç giysi yok. Soğuktan donacak zavallılar. Ben onlara giysi dikip çorap öreyim. Sen de birer patik yap. Akşam olunca kesilmiş derilerin yerine tezgahın üzerine küçücük gömlekler, ceketler, pantolonlar, patikler bırakmışlar. Gece yarısı iki cüce gelip de bırakılan armağanları görünce çok sevinmişler. Hemen bu güzel giysileri, patikleri giymişler. Neşeyle dans etmeye başlamışlar. Sonra da hoplaya zıplaya çekip gitmişler. Cüceler o günden sonra bir daha hiç görünmemişler. Ama yaşlı kunduracı ile karısı ömürlerinin sonuna kadar rahat yaşamışlar. Cüceleri de hiç ama hiç unutmamışlar. Bayan Tavuk. Bay Horoz'la Bayan Tavuğun kurnaz tilkiden yana hiç rahatları yokmuş. İkisi bir gün kafa kafaya vermiş, "Gidip şu kurnaz tilkiye haddini bildirelim" demişler. Bay Horoz fındık kabuklarından kırmızı tekerlekli bir araba yapmış. Arabaya 6 tane fare koşmuş. Arabaya binip yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler derken karşılarına mırnav kedi çıkmış. "Yolculuk nereye böyle kardeşler?" "Kurnaz tilkinin evine gidiyoruz. Yaptığı kötülükler için onu cezalandıracağız." "Öyleyse beni de alın arabanıza." "Hay hay pis pisli kardeş buyur. Yalnız dikkat et de düşme emi." Bay Horoz, Bayan Tavuk ve Mırnav Kedi yola devam etmişler. Az sonra karşılarına Vakvak Kardeş çıkmış. "Yolculuk nereye böyle kardeşler?" "Kurnaz tilkiyi cezalandırmaya gidiyoruz Vakvak Kardeş." "Öyleyse beni de alın arabanıza." "Buyur Vakvak Kardeş. Başımızın üstünde yerim var ama sıkı tutun ki düşmeyesin." Bay Horoz, Bayan Tavuk, Mırnav Kedi ve Vakvak Kardeş yola koyulmuşlar. Derken bir yumurtayla bir değirmen taşı çıkmış karşılarına, onları da almışlar arabaya. Az sonra bir toplu iğneyle karşılaşmışlar. Toplu iğne de onlarla gelmek istemiş ama arabada hiç yer yokmuş. Bay Horoz demiş ki, "Küçücük bir toplu iğne, nasıl olsa yer kaplamaz. Yalnız dikkat et de bir tarafımıza batma sakın toplu iğne." Çok geçmeden kurnaz tilkinin evine gelmişler. Kurnaz tilki evde yokmuş. Fareler arabayı ahıra çekmişler. Horozla tavuk çatıya tünemiş. Mırnav kedi ocağın yanına kıvrılmış. Vakvak kardeş de su teknesine girmiş. Toplu iğne yastığa gömülmüş. Değirmen taşı kapıya yaslanmış. Yumurta da havlunun içine girmiş. Kurnaz tilki bir süre sonra eve dönmüş. Ateşi yakmak için ocağa gidince mırnav kedi suratına kül atmış. Kurnaz tilki yüzünü yıkamak için su teknesine gidince Vakvak kardeş su püskürterek tilkiyi sırılsıklam etmiş. Kurnaz tilki yüzünü kurulamak için dolaptan havluyu almış, aynı anda yumurta kırılarak yüzünü gözünü çizik içinde bırakmış. Tilki can korkusuyla kendini yatağa atmış. Başını yastığa koyar koymaz toplu iğne yüzüne saplanmış. Bu sırada Bayan Tavuk'la Bay Horoz bağırmaya başlamış. Kurnaz tilki iyice korkmuş, kaçmak istemiş. Tam kapıdan çıkayım derken kapıya dayalı duran değirmen taşı üstüne devrilip tilkiyi yamyası etmiş. Kurnaz tilki böylece cezasını bulmuş. Kafadarlar da o günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Atla tilki. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin bir de atı varmış. Bu at uzun yıllar çiftçiye canla başla hizmet etmiş. Çiftçi için kuyruğunu süpürge etmiş. Ama at işe yaramayacak kadar yaşlanınca çiftçi onu evden kovmuş. "Hadi defol git, gözüm görmesin seni. Ne zaman bir aslan kadar güçlü olursan o zaman gel." Zavallı at çok üzülmüş. Onca yıldır verdiği emeklere mi yansın, evsiz barksız kaldığına mı? Ormana gidip başını sokacak bir yer aramaya başlamış. Derken bir tilki çıkmış karşısına. "Ne oldu at kardeş? Niye bu kadar üzgünsün?" Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Sahibim işe yaramıyorum diye beni evden kovdu. Bunca yıldır ettiğim hizmetleri unuttu. Ne zaman bir aslan kadar güçlenirsem beni o zaman işe alacağını söyledi. Şimdi ben ne yapar, nerelere giderim? İlahi at kardeş, üzüldüğün şeye de bak. Sen benim söylediklerimi yap, gerisine karışma. Şimdi yolun üzerine uzan ve ölü gibi yat. At tilkinin dediğini yapmış. Tilki bundan sonra soluğu aslanın ininde almış. Kral hazretleri, kral hazretleri, müjdeler olsun. Yolun üstünde ölü bir at var. Tam sizin ağzınıza göre. Aslan gelip bakmış, nalları dikmiş durumda yatan atı görünce ağzının suyu akmış. Tilki aslana, ben şimdi atın kuyruğunu sizin kuyruğunuza bağlarım. Siz de sürükleye sürükleye götürüp ininizde rahat rahat yersiniz. Demiş, aslan inanmış. Tilki aslanın kuyruğunu atın kuyruğuna sıkıca bağlamış. Bu arada sezdirmeden aslanın ayaklarına da bir düğüm atmış. Tilki bağlama işini bitirince usulca ata dönmüş, fısıldamış. Hadi şimdi durma, koş. At yattığı yerden doğrulup ok gibi fırlamış. Dört nala koşmaya, aslanı sürüklemeye başlamış. Aslan neye uğradığını şaşırmış. Kükremiş, homurdanmış, bağırmış, çağırmış ama kendini bir türlü kurtaramamış. At aslanı sürükleye sürükleye kafasını gözünü taşlara çarpa çarpa doğruca sahibinin evine götürmüş. Al bakalım, işte aslanı getirdim. Bir aslan kadar güçlü olduğumu gösterdim. Nankör çiftçi yaptığından öyle utanmış, öyle utanmış ki kıpkırmızı kesilmiş. Yaptığına pişman olup attan özür dilemiş. Onu yeniden ahıra sokup ölünceye kadar beslemiş. Kurtla Yedi Keçi Yavrusu. Bir varmış, bir yokmuş. Bir ana keçiyle 7 tane küçük yavrusu varmış. Ana keçi çocuklarını çok severmiş. Ana keçi bir gün yavrularını toplayıp demiş ki, sevgili yavrularım, ben yiyecek getirmek için ormana gidiyorum. Siz uslu uslu oturun. Eğer hain kurt gelirse sakın kapıyı açmayın, yoksa sizi kıtır kıtır yer. Peki anneciğim, sen hiç merak etme, güle güle git. Ana keçi gitmiş. Çok geçmeden hain kurt evin kapısını çalmış. Tak tak tak. Kim o? Açın yavrularım, ben geldim, size yiyecek getirdim. Ama yavru keçiler kurtun kalın sesini hemen tanımışlar. Sen annemiz değilsin. Annemizin sesi inceciktir. Sen kurtsun. Kurt keçileri kandıramayınca gitmiş bir dükkandan tebeşir almış, tebeşir yemiş, sesini inceltmiş, yine gelmiş, kapıyı bir daha çalmış. Tak tak tak. Kim o? Açın yavrularım, ben geldim, size yiyecek getirdim. Kurdun kapkara ayaklarını pencereye dayadığını gören yavru keçiler, sana kapıyı açmayız, bizim annemizin ayakları seninki gibi kara değil, sen kurtsun. Kurt keçileri kandıramayınca oradan ayrılmış, fırıncıya gitmiş, demiş ki, hey fırıncı, çabuk ayaklarıma hamur sür, biraz da un serp, yoksa seni yerim. Fırıncı çok korkmuş, çaresiz kurdun dediğini yapmış. Kurt yine eve gelmiş, kapıyı çalmış. Tak tak tak. Kim o? Açın yavrularım, ben geldim, size yiyecek getirdim. Keçiler pencereden bakmışlar. Kurdun ayaklarının bembeyaz olduğunu görünce annelerinin geldiğini sanıp kapıyı açmışlar. Açmışlar ki bir de ne görsünler? Kurt karşılarında değil mi? Hemen saklanacak yer aramışlar. Biri masanın altına kaçmış, ikincisi yatağın altına gizlenmiş, üçüncüsü sobanın içine girmiş, dördüncüsü mutfağa saklanmış, beşincisi dolaba girmiş, altıncısı çamaşır sepetine gizlenmiş, 7. keçicikse duvar saatinin içine girmiş. Ama kurt hepsini yakalayıp yemiş. Yalnız 7.'yi bulamamış. Karnı doyduğu için dışarıdaki ağacın altına uzanmış, uyumaya başlamış. Ana keçi eve dönmüş, 7. keçicik duvar saatinin içinden çıkmış, olup bitenleri annesine anlatmış. Ana keçi hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Sonra ikisi birden kurdun yattığı yere gelmişler. Kurdun karnı kıpır kıpır kıpırdıyormuş. Yavru keçi annesinin isteği üzerine koşa koşa eve gidip makasla iğne iplik almış, annesine vermiş. Ana keçi kurdun karnını yarmış. Keçi yavruları birbiri ardından fırlayıp dışarı çıkmışlar. Açgözlü kurt meğer onları çiğnemeden yutmuşmuş. Ana keçi sevinçle yavrularına sarılmış, tek tek öpmüş onları. Sonra keçi yavruları kucak kucak taş toplamışlar. Topladıkları taşı kurdun karnına doldurmuşlar. Ana keçi de kurdun derisini çabucak dikmiş. Az sonra kurt uyanmış. Dere kıyısına inmiş, eğilip su içmek istemiş. Ama karnındaki taşlar yüzünden dengesini yitirmiş, cumhurlop diye suya düşüp boğulmuş. Kurdun boğulduğunu gören yavru keçiler sevinçle hoplayıp zıplamaya "Yaşasın, kurt öldü, kurt öldü!" diye bağırıp dans etmeye başlamışlar. Ana keçiyle yedi küçük yavrusu o günden sonra mutlu, rahat bir ömür sürmüşler. Baklanın Masalı. Yaşlı kadının biri bir gün bakla toplamış. Eve gelip ocağı yakmış. Ocak iyi yansın diye ateşe bir avuç saman atmış. Ama saman çöplerinden biri kaşla göz arasında ocağın yanına kaçıvermiş. Yaşlı kadın baklaları tencereye koyarken küçük bir bakla arkadaşlarının arasından kaçmış, saman çöpünün yanına gelmiş. Derken kızgın bir kömür parçası can acısıyla ocaktan dışarı sıçramış, saman çöpüyle baklanın yanına dar atmış kendini. Kömür parçası kızgın kızgın söylenmiş. Ah, iyi ki kaçtım. Yoksa yanıp kül olacaktım. Bunun üzerine bakla demiş ki, "Ya ben kaçmasaydım öbür kardeşlerim gibi ben de şimdi tencerede fokur fokur kaynayacaktım. Ucuz kurtuldum doğrusu." Saman çöpü de demiş ki, "Yaşlı kadın tüm arkadaşlarımı cayır cayır yaktı. Akıllı davranıp da elinden kaçarak kurtulmasaydım şimdi ben de çoktan kül olup gitmiştim." Saman çöpü, kömür parçası ve baklacık birbirlerini çok sevmişler. Bundan böyle arkadaş olmaya, birbirlerinden hiç ayrılmamaya karar vermişler. Üç kafadar birlikten kuvvet doğar deyip birlikte yola çıkmaya karar vermişler. Birlik olursak tehlikelere kolayca göğüs gerebiliriz. İşte böyle. Yayan yapıldak yola koyulmuşlar. Gele gele küçük bir su kıyısına gelmişler. Kıyıda durmuşlar. Karşıya nasıl geçebileceklerini düşünmeye başlamışlar. Saman çöpü, "Buldum. Ben boylu boyunca suyun üzerine uzanırım. Siz de üstüme basa basa karşı kıyıya geçersiniz." Oldu mu? Oldu. Saman çöpü boylu boyunca suya uzanmış. Bu görünümüyle tıpkı bir köprüyü andırıyormuş. Bu durumu gülünç bulan bakların ağzı kulaklarına varıyormuş. Önce kömür geçmek istemiş karşıya. Çerden çöpten köprünün üstünde yürümeye başlamış. Ama kömürün bir tarafı hala kızgınmış. Köprünün tam ortasına geldiği sırada saman çöpünün canı yanmış. Saman çöpü, "Ay yanıyorum, yanıyorum!" diye bağırıp can acısıyla kendini suya bırakmış. Onun ardından kömür de cız diye tepetaklak suya düşmüş. Kıyıda durup saman çöpüyle kömürü izleyen bakla bu olaya kahkahalarla gülmeye başlamış. Öyle gülmüş, öyle gülmüş ki sonunda ağzı çat diye çatlayıvermiş. Neyse ki o sırada oradan bir terzi geçiyormuş. Baklacığın haline pek acımış, iğnesinin ipliğini çıkarıp baklanın yırtılan ağzını dikmiş. Gel gelelim bu işi yaparken beyaz ipliği olmadığı için siyah iplik kullanmış. Derler ki işte o gün bugündür baklanın ağzı siyahtır. Bremen Mızıkacıları. Bir varmış bir yokmuş. Bir çiftçinin yaşlı bir eşeği varmış. Adam onu boş yere beslemek istemiyormuş. Eşek bunu anlayınca evden ayrılmış, Bremen'e gitmek üzere yola çıkmış. Bu kentte çalgıcı olmak istiyormuş. Eşekçik az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken kaçmakta olan bir köpek görmüş. "Niye kaçıyorsun köpek kardeş?" "Sorma kardeş, yaşlandım artık. Avda koşamıyorum diye sahibim beni öldürmek istedi." "Ya, ben Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyorum. İstersen sen de gel." Köpek kabul etmiş, birlikte yola düşmüşler. Derken bir kedi görmüşler. Eşek sormuş. "Hayrola kedi kardeş, niye üzgünsün?" "Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Fare tutamıyorum diye sahibim beni öldürmek istedi. Ben de evden kaçtım." "Biz Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyoruz. İstersen sen de gel bizimle." "Peki." demiş ve hep birlikte yürürlerken bu kez de çitin üstünde bir horoz görmüşler. "Hayrola horoz kardeş, niye öyle yanık yanık ötüyorsun?" diye sormuşlar. Horoz kardeş, "Ah ah, ben ağlamayayım da kimler ağlasın. Sahibim kellemi uçuracak. Suyuma pilav pişirecek. Biz Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyoruz. İstersen sen de gel bizimle. Horoz kabul etmiş. Dördü birlikte yürüye yürüye bir ormana gelmişler. Burada geceleyelim demişler. Eşek de köpek bir ağacın altına uzanmış. Kediyle horoz da ağacın dallarına çıkmışlar. Horoz tam uykuya dalacağı sırada uzakta bir ışık görmüş. Arkadaşlarına haber vermiş. Kalkıp hep birlikte ışığın geldiği yöne gitmişler. Bakmışlar ki bir ev. Evin içinde haydutlar varmış. Haydutlar kendilerine ziyafet çekiyorlarmış. Eşek ön ayaklarını pencereye dayamış. Köpek eşeğin üstüne çıkmış. Kedi köpeğin sırtına çıkmış. Horoz da kedinin üstüne tünemiş. Hep birlikte şarkı söylemeye başlamışlar. Derken şangır şungur içeriye yuvarlanmışlar. Haydutlar çok korkup kaçmışlar. Dört kafadar hemen sofranın başına geçip karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra da yatmışlar. Eşek avludaki gübrelerin üstüne uzanmış. Köpek kapı arkasına, kedi ocaktaki sıcak gülün yanına yatmış. Horoz çatıya tünemiş. Gece yarısı haydutlardan biri eve dönmüş. Lambayı yakmak istemiş. Kedinin kor gibi parlayan gözlerine ateş sarmış. Kibriti alıp bu ateşte tutuşturmak istemiş. Ama kedi birden haydutun suratını tırmalayıvermiş. Adam kapıdan çıkarken oracıkta yatan köpek bacağını ısırmış. Eşek de bir çifte savurmuş. Gürültüye uyanan horoz diye avaz avaz bağırmış. Haydut koşa koşa arkadaşlarının yanına gelmiş. Sormayın arkadaşlar. Evi cinler basmış. Biri uzun tırnaklarıyla suratımı tırmaladı. Kaçayım derken biri de bacağımı bıçakladı. Avluda bir başkası beni odunla dövdü. Çatıda da bir yargıç var. Getirin şu keratayı bana diye bağırıyordu. Canını seven kaçsın buradan. Haydutlar öyle korkmuşlar, öyle korkmuşlar ki bir daha evin yanına yaklaşmamışlar. Evde çok güzel bir evmiş. Dört çalgıcı bu evi çok sevmiş. Oradan hiç ayrılmamışlar. Gülüp eğlenip mutlu bir ömür sürmüşler.